Hülya Darcan. O doğduğunda takvimler 27 Nisan 1951'i gösteriyordu. Nebile Hanım ve Osman Bey'in kızı olan Hülya, 5 kardeşin 4.'sü olarak İzmir Konak'ta dünyaya geldi. Babası eskiden cambazhanelerde çalışırdı. Türkiye'nin ilk cambazıydı ve Hacivat Karagöz ustasıydı. Hülya İzmir'de Ülkü İlkokulu'nda okuduktan sonra Karataş Kız Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Liseden sonra eğitim hayatına son veren Hülya, Saadetek Tiyatrosu'nda kısa bir süre görev yaptı. 1966-1967 yılının Ses Kapak Yıldızı yarışmasına katıldı. Binlerce kişiyi ardında bırakan Darcan 3. seçildi. 1.70 boyunda ve 60 kilo ağırlığında güzeller güzeli bir genç kızdı. Aslında oyuncu olmak gibi bir hayali yoktu. Sadece kazanamazsın diyenlere inat katılmıştı yarışmaya. Ama elde ettiği derece sonrası kısa sürede peş peşe film teklifleri almaya başladı. 3 ayda 3 film çevirdi. Arzu Film adına çekilen Silahları Ellerinde Öldüler filminde Ekrem Bora, Fikret Hakan ve Tugay Toksöz'le kamera karşısına geçerek başladı sinema hayatı. Bu üç ünlü aktörü sette ilk gördüğünde çok heyecanlanmıştı. Ardından Sankaya Film adına Kanunsuz Toprak filminde Kartal Tibet ve Muhterem Nur'la birlikte oynadı. Üçüncü filmini Kemal Film'le çeviren 16-17 yaşlarındaki Darcan için Kemal Film yetkilileri, Hülya Darcan gelecek günlerin Türkan Şoray'ı olacak diyorlardı. Hülya'nın iş terbiyesi çoktu. İlk iki filminin yönetmenleri Feyzi Tuna ve Bilge Olgaç, tekrar onunla çalışacağız diyorlardı. Tüm bunlara karşın aslında bu yola çıkmadan önce aklında oyuncu olma fikri de yoktu. Pazar dergisine verdiği röportajın haberi tozlumagazin.net'te şöyle anlatılmıştı. Türk sinemasının yenilerinden Hülya Darcan, 1.70 boyunda ince yapılı bir genç kız, kahverengi gözleri ve devamlı gülümseyen bir yüzü var. Sinema ile ilgili serüveni şöyle başlamış. Aslında artist olmaya karşı hevesim yoktu. Sadece aklıma esti. Bu biraz da inat yüzünden oldu. Kazanamazsın dediler, inat edip bir gün derginin düzenlediği artist yarışmasına girdim ve üçüncü oldum diyor. Söz konusu yarışmada derece alınca İstanbul'a gelip yerleşmişler hep beraber. Babası Osman Darcan ayna imalatçılığı yapıyormuş. Kapalı Çarşı'da dükkanları var Darcan ailesinin. Hülya Darcan'ın 3 erkek kardeşi bir de ablası var. Darcan şöyle diyor, filmde oynamak gerçekten hoşuma gitti. Üstelik hiç yabancılık çekmedim, sanki daha önce oyunculuk yapıyormuşum gibi rahattım, inanın. Hülya Darcan son derece samimi ve sıcak bir genç kız. Sorularımıza hiçbir şey katmadan içinden geldiği gibi cevap veriyor. Örneğin ben kitap okumasını hiç sevmem, sıkılırım. Ama Texas gibi çocukların okuduğu resimli romanlara bayılıyorum. Ne olur gülmeyin, annem çok kızıyor bu huyuma. Bütün Texas'larımı, Tom Mix'lerimi yakıyor. İlk filmimden 2000, ikinci filmimden 3500 lira aldım ve ilk aldığım parayla kurban kestim. Batıl itikatlara inancım vardır. İleride çok meşhur olup para kazanırsam bir yat almayı düşünüyorum. Bir de havuzlu, çiçekli, bahçeli bir güzel evcik. Çok şey istemedim galiba. Hem sonra ben çok meşhur bir artist olunca işi tadında bırakmak istiyorum. Yani sizin anlayacağınız yıldızım sönmeden en parlak anımda sinemayı bırakmak niyetindeyim. Sönüp sinemayı bıraktı demesinler diyor. Hülya Darcan daha sonra Kara Kartal, Bol Ateşli Kadın, Karanlık Yollar, Sinanoğlu, Hakanlar Savaşı, Gültekin Asya Kartalı, Beşikteki Miras, Dağa Çıkan Kız, Beyaz Mendilim gibi filmlerde oynadı. Adı dedikodulara karışmayan, kendi halinde yaşayan bir yıldızdı Hülya. Köy filmlerinde oynadığı için Anadolu halkı tarafından çokça seviliyordu. Ama 1970'lerde film icabı dansöz olarak çıkmıştı izleyicilerin karşısına. Öyle güzel dans ediyordu ki gazinocular onu kadrolarına almak için sıraya girmişti. Ama Hülya bu tekliflerin tümünü nazikçe geri çevirdi. Dansöz olmayı düşünmüyordu. O bir sinema oyuncusuydu. Rolü gerektirirse yine dansöz elbiseleri giyerdi. Ama bunu meslek haline getirmeyi düşünmüyordu. Oyunculuk kariyerinde başarılı olacağından o kadar emindi ki kendisinden başka birinci sınıf kadın oyuncuların olduğu film tekliflerini kabul etmiyordu. Sadece başrol olacaksa evet diyordu tekliflere. Özgüveni tam olan bu genç kız Lütfi Akad'ın yönettiği ve erkek başrolün Yılmaz Güney olduğu Kurbanlık Katil filmine seçildi. Önünde hiçbir engel yoktu ve başarı basamaklarını hızla tırmanıyordu. Kariyeri tam da istediği gibi ilerliyordu.
Bu arada kendisi gibi sinemamızın yıldızlarından olan Tanju Korel'e kaptırdı gönlünü. Film çekimi sırasında tanışmışlardı. Aslında Tanju Hülya'yı önceden resimlerinden görmüş ve çok beğenmiş. Tanışınca da çok iyi arkadaş olmuşlardı. Ama Tanju'nun içindeki aşk her geçen gün büyüyordu. Bir gün dayanamayıp Hülya'ya evlenme teklif etti. 3-4 yıl süren nişanlılıktan sonra iki genç nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki kızları oldu. Çok mutlu bir evlilikleri olduğu düşünülüyordu. Bu düşünce yıllarca sürdü. Ama geçtiğimiz yıllarda Tanju ve Hülya çiftinin büyük kızları Zeynep, ailesiyle ilgili inanması güç açıklamalarda bulundu. Sözcüden Hayati Arıgan'a konuşan Zeynep, babasından çok dayak yediğini, annesinin aldatıldığına, itilip kakıldığına şahit olarak büyüdüğünü, evdeki cinnetin haddinin hesabının olmadığını, kardeşi Bergüzar Korel doğduğunda kardeşinin bütün sorumluluğunun kendisine yüklendiğini, hep kendi ayakları üzerinde durmak ve annesiyle kardeşini kurtarmak istediğini iddia etmişti. Zeynep Korel'in iddialarının sonu gelmiyordu. Tanju Korel vefat ettiğinde aralarında yaşanan miras davası gündemden düşmüyordu. Amerika'da evleri temizliğe gittiğini söyleyen Zeynep için annesi Hülya Darcan acımasız açıklamalar yapmamıştı. Sonuçta o bir anneydi ve ılımlı yaklaşması gerekiyordu. Darcan, muhabirlerin Amerika'da yaşayan kızı Zeynep Korel'in kardeşi Bergüzar Korel ve kendisi hakkında "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" sözleri hatırlatılması üzerine "Hiçbir şey söylemek istemiyorum, o benim evladım" demişti. Büyük kızı Zeynep'le görüştüğünü dile getiren Darcan, "Yaşanan olayları konuştunuz mu?" sorusuna "Sadece teşekkür ederim" demekle yetinmişti. Darcan, Hürriyet'ten Hanife Yaşar'a verdiği röportajdaysa kızlarıyla ilgili şunları söylemişti. "İki tane yetişkin kızım var, ikisinin de kendi aileleri ve hayatları var. Onların hayatlarına müdahale etmeyi hiç düşünmedim. Belki de benim müdahale etmemi gerektirecek bir şey yapmadıkları içindir bu. Onlar artık kendilerinden, çocuklarından ve eşlerinden sorumlular. Küçükken elbette karışmışımdır. Çünkü buna mecbursunuz, disipline etmek, yola sokmak ve yetiştirmek adına. Aralarında 7 yaş var. Bergüzar doğduğu sıralarda Zeynep ilkokula başlamıştı. Onun için hiç zorluk çekmedim. Çocuk yetiştirme konusunda deneyim kazanmıştım. Zeynep tam bir abla gibi davranıyordu. Aileye bir süre sonra yeniden bebek gelmesi çok hoşumuza gitmişti. Vah vah, çok şanssız döneme denk geldi diyebileceğim bir şey olmadı. Çocuklarımı gayet güzel büyüttüm. Tabii ki takıldığım noktalar oldu. Anneme, kayınvalideme ve doktoruma danışırdım. Büyük kızım Zeynep yemek yemezdi. O çok büyük problemdi. Bergüzar çok kalender bir bebekti. Nereye yatırsanız orada uyurdu. Beni hiç üzmedi. Hülya Darcan'ın sanat yaşamına dönecek olursak, usta oyuncu 1967 senesinde başladığı oyunculuk kariyerine evlendikten sonra uzun bir ara verdi. Çünkü eşi Tanju Korel onun oyunculuk yapmasını istemiyordu. Hülya da biricik aşkının bu isteğini kıramamıştı. Çalıştığı süre boyunca 70 kadar filmde rol almıştı. Verdiği uzun ara 1990 senesinde Kara Elmas adlı televizyon dizisinde oynamasıyla sona erdi. Bu dizide gerçek hayatta eşi olan Tanju Korel'in eşini canlandırıyordu. Zaten bu sayede yeniden oyunculuk yapabilmişti. Kara Elmas'tan sonra Bizim Ev, Yalı, Kırık Hayatlar adlı diziler geldi. 2000'lerde daha aktif bir şekilde ekranlarda görünmeye başladı. Sırlar Dünyası, Baba, Büyük Yalan, Hırçın Menekşe, Vazgeç Gönlüm, Binbir Gece, Samanyolu, Kalbim Seni Seçti, Leyla'nın Evi, Dila Hanım, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol aldı. Hülya Darcan, Habertürk'e verdiği röportajda "İşinizden yeterince tatmin oldunuz mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti. "Hayır, olmadım. Daha çok gençken çok daha iyi projelerde oynamak isterdim. Ama öyle bir fırsatım olmadı. Bir de tabii ki evlenip sinemadan ayrıldım. O da bir oyuncu olarak dezavantaj. Benim öncelikle amacım evim, yuvamdı. Böyle bir hırsım hiç olmadı. Eşim sinema yapmamı istemiyordu. Bizim işimizin sağa solu, gecesi gündüzü yok. Aynı işi de yapıyor olsak anlayış gösteremedi. Ben de kabul ettim. Bir süre sonra mesleğime tekrar geri döndüm. Kaldığım yerden devam ediyorum." Hülya Darcan'ı yeniden ekranlarda görmek gerçekten çok güzel. Dileriz bundan sonra daha nice projede izleriz onu. Acısıyla tatlısıyla bir Hülya Darcan geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.